Saygıdeğer halkımız, biliyorsunuz seçim sürecine başladığımız günden bugüne kadar Halkların Demokratik Partisi'nin taşlanmayan, saldırıya uğramayan hiçbir seçim bürosu, parti binası kalmadı. Türkiye'nin her yerinde özellikle iktidar partisinin partimize dönük hedef göstermesi sonucunda Türkiye'nin birçok yerinde faşizan gruplar tarafından parti binalarımıza saldırılar gerçekleştirildi. Bazı seçim bürolarımız parti binalarımıza bombalar konuldu, direkt yönetici arkadaşlarımızın canına kast edildi. En son dün değil önceki gün büyük bir emekle, büyük bir çabayla halkının kendisini, halkının mücadelesine adamış, onun özgürlüğü için çabalayan değerli yoldaşımız, büyük emekçi yoldaşımız Hamdullah Öğe Bingöl'de seçim aracımızı kullanırken, seçim çalışmalarındayken bunun için hiçbir tabir kullanmak mümkün değil, hunharca, vahşice katledildi. 30 tane kurşun sıkıldı, yetmemiş, aracın uzağına götürülüp kafası ezilmiş. Bu vahşeti biz biliyoruz. Bugün dünyanın başına bela olan DAEŞ çetesinin gerçekleştirmiş olduğu vahşetin tıpkısıdır. Onun Türkiye ayağı devreye girmiştir. O yetmemiş gibi dün Erzurum'da eş genel başkanımızın da katılacağı miting öncesinde mitingimize giden yurtsever halkımıza dönük faşizan saldırılar gerçekleşti. Polisin gözünün önünde bir yoldaşımız, bir arkadaşımız, bir yurtseverimiz saldırıya uğradı. Daha sonra aracına konarak araçla birlikte ateşe verildi. Şu an bu yoldaşımız yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor. Bu yetmemiş, dün Başakşehir'de seçim büromuz ve parti binamız silahlı saldırıya uğradı. Gelip Kürdistan'da Yüksekova gibi bir yerde dün aracımız yine silahlı saldırıya uğradı. Her nedense bütün saldırıların adresi aynı. Hep silahlı saldırılar. Şimdi buradan soruyoruz. Sürekli Halkların Demokratik Partisi'nin şiddetle oy topladığını söyleyen zihniyet, anlayış. Peki Halkların Demokratik Partisi'nin yöneticileri, yurtseverleri, onun sempatizanı, üyesi diri diri yapmak, yakmak şiddet değil mi? Daha 5-6 gün öncesinde bu meydanda, bulunduğumuz bu meydanda biri burada mitingde bir konuşma yapıyordu. Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Erzurum milletvekili adayı, bizi şiddetle itham ediyordu. Erzurum'da dün Halkların Demokratik Partisi'ne dönük gerçekleştirilen şiddet acaba kimin eseridir? Efkan Ala Van'da miting yaptığında kim sana bir söz söyledi? Kim AKP'nin kitlesine dönük en ufak bir söylemde bulundu? Ama Erzurum'da diri diri yakma eylemini gerçekleştirdiler. Bu sizin hedef göstermeniz sonucunda gerçekleşen bir şeydir. Eğer kendinizi aklamak istiyorsanız, eğer bu saldırıların sizle alakasını olmadığını söylüyorsanız, bunu çıkıp bu failleri
bir an önce yargının önüne çıkartmanız, bunların bu halka hesap vermesinin mekanizmasını sağlamalısınız. Yoksa bu saldırıların adresi sizde olduğu herkesçe bilinir. Buna rağmen hala Halkların Demokratik Partisi'ni şiddetle oy topladığını iddia edenler ya akıldan yoksun ya da büyük bir cehalet içindedirler. Bu ülkenin halklarına duymuş olduğu sorumluluk gereği bugün büyük bir sorumluluk almış üstüne. Türkiye'nin her yerinde bütün mazlumların, bütün yoksulların mücadelesini yürütüyor. Onun için Türkiye'nin her yerinde durdurak bilmeden seçim çalışmasını yürütüyoruz. Biz bu ülkenin insanlarına karşı duymuş olduğumuz sorumluluk gereği bunu yapıyoruz. Bunu yapmaya da devam edeceğiz. Herkes bunu çok iyi bilsin. Daha önce nasıl faili meçhul cinayetlerle katlettiğiniz bütün yoldaşlarımızın mücadelesini geride bırakmadıysak bundan sonra Aydın arkadaşımızın da Hamdullah arkadaşımızın da mücadelesini yeniden bırakmayacağız. Onların bize bıraktığını biz tamamlayacağız. Onların bu halka duymuş olduğu sorumluluk, bu halka olan sevdalarını biz başarıya taşıyacağız. Biz, onlar bir şehit düştü, biz milyon olup akacağız. Onun için bizi her gün katledenler, bize her gün şiddet uygulayanlar bir bir kaybediyor ve mahkum oluyorlar. Ama biz milyon milyon büyüyor, gelişiyoruz. Bundan sonra da büyüyeceğiz, gelişmeye devam edeceğiz. Onun için dün ve önceki gün Bingöl ve Erzurum manzarasına bakan, ben insanım diyen herkesin artık yerini belirleme zamanı gelmiştir. Bingöl'de, Erzurum'da, Van'da, Kürdistan'da ve Türkiye'nin tamamında dün ve önceki gün açığa çıkan manzaraya bakılarak herkes artık tercihini yapmalıdır. Onun için biz burada halkımıza sesleniyoruz. Bu arkadaşlarımıza layık olmanın, bu arkadaşlarımıza hak ettik değeri vermenin tek bir adı vardır. O da 7 Haziran'da onların yürütmüş olduğu mücadeleyi zaferle taşlandırmak olacaktır. Bu vesileyle buradan Van halkına da seslenerek yarın yüz binler bu 5 yol meydanına bütün cellatlara rağmen bu cellatlara inat, onların fikir babalarına inat bu meydanı yüz binler doldurmalıdır. Taraflı tarafsız herkes yarın Hamdullah arkadaşımızın, Aydın arkadaşımızın yürüttüğü mücadele sahip çıkmanın adına yarın bu meydanda olmalıdır. Yarınki mitingimizde Van'da yüz binleri bu alana akmaya davet ediyoruz. Ve milyonları da pazar günü sandık başına gitmeye davet ediyoruz. Biz bu saldırılar asla ve asla bizi mücadelemizden geri bırakmayacaktır. Son olarak bu saldırılarla beraber Türkiye genelinde partimizin çalışanlarına dönük de yoğun bir baskı, gözaltı ve tutuklama operasyonu başlamıştır. Şu anda açıklamayı yaptığımız an itibariyle de Van'ın Edremit ilçesi Subhan Mahallesi'nde devlet polisi şu an helikopter destekli gözaltı operasyonu yapıyor. Halkların Demokratik Partisi'nin çalışanlarına, onun sandık görevlilerine. Onun için bu fiziki saldırılarla bu gözaltı operasyonlar birbirinden çok bağımsız değildir. Dün de Şırnak'ta 40 tane arkadaşımız gözaltına alındı.
Bütün bu gözaltılara rağmen, bütün bu şiddet saldırılarına rağmen biz değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kazanan halkımız, haklarımız olacaktır. Kaybedenler geçmişte olduğu gibi yine kirli zihniyet olacaktır. Bunun için bu vesileyle tekrar da katılımımızdan dolayı hepinizi saygıyla selamlıyor. Yarınki mitingimizin güçlü ve coşkulu geçmesi için arkadaşlarımız bildiri dağıtımına başlayacaklar. Her ilçemiz kendi sınırları içerisinde bildiri dağıtmaya çıkacak. Tekrar da hepinize teşekkür ediyor. Yolumuz açık olsun. Araba geliyor. Arası kaçırdı. Lazım bey Allah'a emanet Mustafa, biraz Abdüselam'a da. Evet, Başar Çevik Hanım Bacı. Teşekkür ederim. Asma da. Teşekkür ederim.